Ay selamlar saygılar efendim. Biliyorsunuz uzun süredir Nikita sessizliğini koruyordu. Vibe gelecek dönüyordu. Vibe'ı açıkladı. Bugün canlı yayınları vardı. Ben işte olduğum için izlemedim canlı yayınlarını. Ağladım ardından eve geldim ve tekrar Twitch'e girip canlı yayınlarını izledim. Bazı notlar aldım sizin için. Neler var neler yok gelecek Vibe'da ve sonraki güncellemede aslında bir güncelleme getirecek Nikita. Bunda yapması gerekiyordu. Çünkü arana breakout ben buradayım dedi ve pastadan pay kapmaya geldim. Pay almaya geldim ve iş kalitemde gayet iyi dedi. E Tarkov'da ya da Nikita'da bir şeyler yapmalıydı. Belki bir şeyler yapacaktı zaten ama biraz daha fazla yapmış gibi geldi bana. Şimdi o notları hızlıca okuyacağım ve kendi yorumlarımı söyleyeceğim. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Öncelikle Vibe'ın Ağustos ayında geleceğini söyledi Nikita. Erken Ağustos'ta da. Çok büyük bir ihtimalle ayın 10'unu geçeceğini sanmıyorum ben. Yeni bir harita geliyor. Şu anda ekranda gördüğünüz, arka planda gördüğünüz e, harita gelecek Arena'ya. Bu harita Tarkov Arena'ya geliyor. Tarkov Arena oynayanların bilgisine. Unity 2022'nin test edildiğini söyledi şu anda. sistemlerinde kendilerini test ettiğini söyledi. Bir sonraki güncellemeler, yani bu güncelleme değil ama ilerleyen güncellemelerde e, Unity 22 motoruyla yapacaklarını söyledi bu oyunu. Oraya doğru evrileceğini söyledi. Bu güzel bir şey. Daha iyi başarılı olacaktır. Armor, armor plate'lerin yani plakaların Tarkov'a da çok tecrübe ettik ve sıkıntı olduğunu gördük. Aralarında boşluk oluyordu ve oradan mermiler geçiyordu ve oradan da ölümler oluyordu dedi. Onların boyutlarını büyüteceğiz ve artık arada boşluk olmayacak. Ben oynamadım ama plate'ler atıyorum bu kadar boyutu onun boyutunu böyle yapacak İşte yana taktığın o plate'le ikisinin arasındaki o ince boşluktan mermi girip seni öldürmeyecek. Bunu anlıyoruz biz ilerleyen zamanlarda yine yine oyun'a bir e, oylama sistemi getireceğini söyledi. Bu oylama sisteminde oyunla alakalı görüşler, anketler verilecek size gelecek zaman zaman. Siz bunlara oy vereceksiniz. Oy verdiğinizde de ufak tefek ödüller verecek. Yani çok almışan bir şey olduğunu düşünüyorum. İşte tuvalet kağıdı veririz yok. Ne bileyim bir vida veririz, tornavida vida veririz. Ufak tefek şeyler verir. Ee, PVE maçları daha hızlı bulacakmış bu el işgücü yani bu artık olsun. Ben 4 dakikalık bir de beklemek istemiyorum bir maç bulmak için. Arada breakout bu konuda çok çok daha iyi. Ama iyi oldu en der yerlerden biri. Ee, yeni quest line geleceğini söyledi ve bu quest line'da Unheard Edition'daki özellikler alabileceğimizi söyledi. Fakat bu özellikleri aldığımızda wipe'la bu özellik gidecek. Yani kalıcı alacaksınız. Sizin standart paketiniz var. En küçük paketi aldınız. Quest yapacaksınız. Görevlerinizi yapacaksınız. Bu paketi alacaksınız. Wipe bittiğinde de ee, Unheard Edition'daki o özelliklerden faydalanamayacaksınız. Bu da güzel bir şey. Bence birazcık hani şey yapmış burada. Bu tepkileri o e, Unheard Edition'da gelen tepkileri dinlemiş gibi geliyor. Ya da birileri ya kardeşim yeter artık falan demiş gibi geliyor bana. Ha bak bu çok ilginç. Arenadaki yani Tarkov arenadaki ve işte Escape from Tarkov'daki karakteriniz artık birbiriyle senkronize olacak ve kazandığınız kredileri arena tar tar arena'daki kazandığınız kriterleri Escape From Tarkov'a EFT'ye aktarabileceksiniz. Özellikle search and destroy modu gelecek. Bu arkada gördüğünüz harita gelecek. Zaten onun az önce söylemiştim. Arenaya. Ardından arenada bir tane trader gelecek. Yeni trader gelecek. Bu trader'lar sayesinde aktaracaksınız ve GP coin diye bir şey kazanacaksınız arenada. Ve çok özel itemler alacaksınız. Bunu arenası olmayan kişiler alamayacak. Bu oyunu çok değiştirir mi? Değiştirmez ama şunu söyledi Nikita. Dedi ki biz zaten arenada e espor olsun diye çıkarmadık dedi. İşte biz onları şey diye çıkardık. İşte hani ya bir tane daha orada Battle State'in launcher'ında bir oyunumuz olsun diye çıkardık dedi ama yeme bizi. Yani sen e-spor için çıkardın. Ben o zaman da söylemiştim. Espor'a uygun bir oyun değil. Bunu yapmaktaki amacı bu GP coin'dir, iki karakter arasındaki senkronizedir. Benim düşünceme göre arenayı biraz daha fazla oynatmak. Ve arenayı yine de az da olsa satabilmek. Yani atıyorum benim şimdi standart paketin bir üstteki paketim var. Hatırlamıyorum adını. onu zaten var ya kardeşim işte 30 dolar vereyim de arenadan da 30 lira alayım. Ya hadi falan filan dedirtmeye çalışıyor. Ben alacağımı yine sanmıyorum. Arena o kafa yani ben olsa bile arena bende sanmıyorum herhangi bir itemi kasmak için GP coin alıp arenaya girip tekrar EFT'ye gireceğimi sanmıyorum. Ee, i̇lginç bir şey daha. Stage'te bir kutu üretiliyor. iki tane kutu üretilecek stage'te. Bunların ben şeylerini, videolarını falan bulabilirsem izlerken buldum da o anda kaydetmedim. Keşke kaydetseydim. O kutular sayesinde abi tamam mı? şey gibi olacak. Kutu açma gibi olacak. 3-5 tane ürün koyacaksınız işte vida, çanta, işte atlet koy, birleştir, üret bunu site işte. Yap o kutuyu, al, aç kutuyu. Random item itemler çıkacağı söyleniyor. Ekran kartının bile çıkabileceği söyleniyor. Böyle bir şey olacak. Ee, bu iyi mi? Bunu da yorumlayayım. Bu iyi mi? Bu aslında yani çok böyle oyunu bozacak bir şey değil. Hani ya ne yaptın lan diyeceğimiz bir şey değil. Yalnızca Skevin e Skewle yaptığımız işten ekstra bir daha gelirimiz olacak. Hani biz Skewle giderdik, toplardık, paramız bittiğinde ya da e, ekran kartı almak için ya da görevlerin anahtarlarını almak için skevleri kullanırdık ya. İşte bu da ona benzer bir şey olmuş. Ekran ya yani açayım, kullan, açayım kullanayım aa, gibi bir şey olmuş. Yani fena değil, güzel. Teta pouch o, görevi geliyor, Teta pouch alıyor yani bir e, güvenlik kutu alıyorsunuz Teta pouch. Bu kutu 10 şeylik olacak, kutuluk olacak bu paket ya da güvenli kutu. Güvenli pouch diyeyim ben. Teta pouch. Ve yeni görevle yapılacak, alınacak bunlar da. Bu da güzel. Yani gayet iyi. Yeni bir hideout zone geliyor. Bunun da fotoğrafını yayınladın iki Yine montajda koyacağım. Arkada olacaktır. Şu anda görüyorsunuz. Olacaksınız. Şu anda görüyorsunuz. Ee, aynı mı aynı böyle? Enteresan bir şey. El, i̇lginç yani. O kültüs kafası var ya bu bazı görevlerde o tarz bir şey olacak. Belki onlara ekstra bir görev eklenir. Onun sana getirdiği bir şeyler olur. Bilemiyorum enteresan bir durum. Güzel bir şey manken giydirme gelecek abi. Böyle bildiğimiz cansız mankenlerimiz olacak bizim kayda altımızda. Onları giydireceğiz. 3 tane cansız mankenimiz var. Bu bu cansız mankeni giydireceğiz. Ve olduğu gibi üstündekini komple giyeceğiz. Yani ben hızlı bir şekilde karakterimi yapmış olacağım. Bu da güzel. Bu da başarılı. Bunu da sevdim. Yeni silahlar geliyor. Ve en önemlisi en önemli bak yeni silahlar genelde her a a a güncellemede gelir şeye Tarkova ama en önemlisi pot geliyor abi silahlara. Makinalı tüfeğe, sniper'a, ayak koyu, ayak geliyor. Yani siz yere koyacaksınız tüfeği, ayağını açacaksınız. İnanılmaz bir şekilde keskin nişancılık oynayacaksınız. Bu çok fazla camperlık getirir ama bunun olması lazımdı. Yani bu kadar gerçekçi silah ...animasyonların ve silah mekaniğinin bu kadar gerçekçi olan bir oyunda bunun olması gerekiyordu. Ben bunu da çok beğendim. Hatta ben oyunu ilk aldığında ...SV98 diye bir bold action şey var ya, sniper tüfeği, yeşil... ...onu almıştım, ayak vardı üstünde Dedim bunu nasıl açılıyor falan, bayağı bir kasmıştım. Açamadım, tabi açılmıyormuş. Yani o da öyle. Faktör haritası güncellenecekmiş. Yeni bir harita yapacakmış faktör haritasına... Ve e, eski haritayı da belki DLC olacak olarak e, koyacağız falan dedi. O nasıl olacak bir anlam veremedim. E, ve çok ilginç bir şey. Oyunu komple değiştirecek bir şey. Bu ne biliyor musun? Bir bu bir tuzağı. Climor. Bu bir tuzağı olacakmış ve bunları istediğimiz yere koyabilecek misiniz? Climor'u biliyorsunuzdur. Call of Duty, Call of Duty'de vardır. Koyarsın Climor'u biri gelir o mandalı ya da işte o lazeri tetikler ve e, Climor bomba patlar sen de ölürsün ya da işte yaralanırsın vesaire. Tarkov gibi bir oyunda bunun olması herkesin geçtiği bir kapı var. Ben oraya Climber'ı koy, koydum. Çıktım gittim raid'den. Ya da bekledim abi. Yattım bir soteye sniper'la. Climber'ı koydum 3-5 yere. Bum patladı. Yakında sesi de duydum. Yani biri öldü. Bastım gittim oraya lootladım çıktım. Bu enteresan bir şey olacak. Ama şunu çok sevmiyordum ben. Tarkov tarz oyunlarda. Ben hardcore oynamayı seven bu gerilimi isteyen, aşırı gerçekçiliği isteyen bir adamım. Zıplaya zıplaya, lal koşan adamlar için iyi olacak. Artık çok daha dikkatli olmak zorunda kalacaksın. Tabii ki bunu sen görünce, fark edince iptal edebilme durumun da var. Onu da belirttin ikide. Yani gördün climber gideceksin yanında işte pensemense artık ne varsa yapacak bir şey. Hop onu iptal edeceksin. Bu aslında oyunun dinamini değiştirecek. Özellikle küçük haritalarda çok ciddi bir şekilde dikkatli oynama yoluna götürecek bizi stresi arttıracak. Dorms'a girdin. Abi iki kişisin atıyorum iki tane de Climor hakkım var. Benim tahminim Climor sayılı olacaktır. Çünkü düşünsene 20 tane Climor aldım ben. Taka 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 her yere koydum abi. bang bangum mayın döşedim abi. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum ben. Çok büyük bir ihtimalle belki ekstra bir kutu olacak bizim kolumuzda şeyimizde. Olur ya böyle pusluyu falan koyduğumuz. Ben öyle tahmin ediyorum. Eğer sınırsız koyarlarsa çok büyük sıkıntı. Örnek vereyim. Oraya geleyim. Girdin abi Dorms'a. Tamam mı? Customs Dorms. 3 kişi girdin. Abi ön kapıya koydun. birinci kapın birinci katın sağ girişindeki kapıya 3 kapıya koydun. Arkadakilere koydun. Tamam bitti. Artık kimse o şeye giremez. <laughs> o binaya giremez. Ben o yüzden herkesin böyle bir tane iki tane alma hakkı falan olacağını düşünüyorum. Neyse bu çok şey bir konu. Birazcık da oynayınca o mekaniği göreceğiz. Ama bunlar benim düşüncesel sesli düşüncelerim. Ben bilmiyorum ne olur ne biter. G ile bomba seçme geliyor. Ben hala sordum. Geçen yayında da, dünya yayında da sordum bunu. G'ye basınca ben hep e, patlayıcı, şarapnelli el bombasını alıyor. Halbuki benim işte flash'im de var orada. Onu nasıl kullanacağım? Kimse bir ses vermemişti. Artık G'ye basılı tuttuğumuzda bizim üstümüzdeki tüm el bombaları çıkacak. Oradan artık istediğini alacaksın. Ona göre atacaksın. E, ufak tefek bir bug vardı. Bu çok rahatsız etmiyordu insanı. Ama kıyafetlerin birbirine giymesi, girmesi engelleniyor. İşte İferin neye giriyor? Ne bileyim, gözlüğüne giriyor, büyük gözlüğüne giriyor. İşte ceketin çantanın içine giriyor. Surface'ler, yüzeyler birbirine giriyor. Bunları engelleyecek. Kulaklıkların arasındaki ses farkları daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu şey gibi olacak sanırım. Warzone'daki gibi olacak. Warzone, grey... Warzone diyorum ya. Tabii evet. Greyzone, Greyzone. Özür dilerim Greyzone'da. Rezon Warfare. Oyunun adını bile unutmuşum. Yani o, o derece. Onda bak kulaklık mekaniği çok iyiydi. Bir kulaklık alıyorsun. Helikopter sesini bile kesiyor. Bir kulak, kulaklık alıyorsun. Çok daha çok duyuyorsun. Çevre seslerini kesiyor. Bir kulaklık alıyorsun. Her şeyi duyuyorsun. Aşırı fazla. Gibi. Öldürdüğümüz kiledir vesaire bilmem ne. Onların böyle küçük maketleri verilecek bize. Ve o bizde e, wipe sonuna kadar kalacak. Böyle bir değişik getirilmiş. Yine sonbahar mevsiminin geleceğini söylüyor. Mevsim teması geleceğini söylüyor. Bu da Tarkov'un iyi yaptığı bir şey abi. Ee, hava dinamikleri, atmosfer dinamikleri gerçekten çok çok başarılı. Burada kendi türünde iki tane oyun var zaten. Arena Breakout ve Tarkov. Tarkov bu anlamda çok önde. Hem kış mekaniği, işte kış geldi, kar geldi, sonbahar geldi, ilkbahar geldi. Şimdi sonbaharda gelecekmiş. Onu da heyecanla bekliyoruz. Çünkü gerçekten de başarılı yapıyorlar. Street of Tarkov'un bu optimizasyon sorununu anlattı. Ben bununla alakalı bir video çekecektim. Benim bilgisayarım iyi bir bilgisayar. Ryzen 9 7950 x 3 gibi bir işlemcim var. 6700 XT ekran kartı var. Evet ekran kartım çok iyi. Benim birazcık üstü gibi hani. 4090 ile oynayan orada ciddi FPS düşmelerine maruz kalıyor ciddi FPS düşüyor. Çok ciddi drop yiyorsunuz. Bir anda yani 75 FPS sabit alıyorum ben. 1 FPS bile düşmüyor hiçbir haritada. Abi Street of Tarkov'u giriyorsun. Tık 70'ten bir anda 60'a düşüyor. Tık 55'e düşüyor. 75. Ama saniyelik yani böyle. Bunu engellemelerin imkansız olacağını anlatıp, anlattığım ya da nasıl engelleyebileceklerini anlattım. bir video yapacaktım. Kısaca bundan bahsedin iki de. Bu çok zor dedi. Çok büyük bir alan vardı. Bunu yapmamız şu an için çok zor görünüyor. Bilmiyorum ne yapacağız dedi niye olduğunu söylemedi. Kısaca çok büyük bir alan dedi. Ben size şunu söyleyeyim. O haritada özellikle o tüm haritalar için geçerli. Fakat o haritada çok fazla bina var. Çok fazla modelleme var. Her apartmanın neredeyse birçok apartmanın içine girebiliyorsunuz. Her katını dolaşabiliyorsunuz. Ve her katında modellenmiş objeler var. Yani Tarkov'un ben her zaman söylüyorum. Odalara girdiğinizde Tarkov'da, maplerdeki odalara girdiğinizde bir canlı hayat, yaşam, bir aksiyon olmuş orada onu hissedebiliyorsunuz. İşte valizler devrilmiş, şeyler yıkılmış bilmem ne yapmış. İşte bir odaya giriyorsunuz orada belli bir tane erotik siteye cenin yapan bir tane ablanın odasıymış. Dil dolar yerde, dolaplar kırılmış, aynalar kırılmış. Bir yandaki odaya giriyorsunuz belli yemek yenmiş, yemek gelirken bir şeyler olmuş. Sandalyeler devrilmiş, mutfak dolapları açık, yemekler yerde, yere dökülmüş. İnanılmaz fazla modellemeler var. Burada bunu tutturabilmek için ya bu modellemeleri kısmaları gerekiyor ki Tarkov'un tarzı değil çünkü Tarkov bunu vermeye çalışıyor. Tarkov ki Rus yapımcılarının gel geneldeki kafası budur. İşte Stalker, Metro gibi oyunlara bakın. Genelde o yaşanmışlığı mutlaka vermek ister sana, o atmosferi vermek ister. Atmosferi vermek için de her zaman tasarımda detay kullanılır. Size gerçekçi verip atmosferi arttırır. Bir de sesi koydum mu buna? Bum, tavan yapıyor. Bu bence çok zor. Nikita bunu bu kadar anlatmadı ama çok zor olacağını. Bunun için e, uğraştık ama ya olmadı. Yani çok zor görünüyor. Çok da kolay olmaz falan böyle yuvarlak. Bu harita çok büyük zaten falan dedi. Ama genel itibariyle bu. İşte, e, yayında da şunu vermiş. Bu arada kamera bir şey yapıyor. Odak diyor bir odaklanıyor. Şimdi 4 tane keşke bunu yayın başında koysaydım. Neyse. 4 tane kod verdi abi. Onu da ben koyayım. Ve yayının sonuna koymak da iyi oldu. Yayının sonuna kadar izleyin. Öyle okunuyor değil mi burada? Heh. Bu dört metni Tarkov'da tarayıcınıza gelip... Göstereyim onu da ya bir dakika şimdi. Orada şu var bu var demek çok yanlış. <laughs> Launcher açalım gösterelim niye. Tarkov'a gel orada ıı, saat noktası falan gerek yok. Bak şimdi. Launcher'ını açtın tamam böyle bir şey geldi karşına. Şurada çevrim içi adın her şeyin bir şeyin yazıyor ya. Geleceksin buraya bak çok basit. Aktivisyon kodu diyorsun. Şu anda ekranda görmüş olduğun kodları oraya yazıyorsun. Ardından da sana ödüller veriyor. Neler mi çıktı? Ekran kartı, Bitcoin, Granite Case, daha bir sürü şey çıktı yani efsane şeyler çıktı. Bunları da kaçırmayın arkadaşlar. Şunu da şöyle bir daha koyalım. Bunları da kaçırmayın. Alın derim. Video bu kadar. Kısaca bunlar 10-15 dakikaya indireceğimi tahmin ediyorum ben bu videoyu. Siz de görüşlerinizi mutlaka yazın. Görüş ve düşüncelerinizi, düşüncelerinizi mutlaka yazın. Yorumlarda belirtin. Bakalım bir şeyler mi kötü bir şeyler mi? Ben %80 böyle pozitif oldum. He, hile konusunda onu da söyleyeyim. Hile konusunda soru geldi. Hile konusunda bir şey demedi. Hile konusunda planlarımız var. Yapacağız, bakacağız falan böyle geçiştirici bir şey söyledi. Durum bu.